Ne oldu, niye ağlıyorsun? Biri bir şey mi yaptı, bir şey mi dedi? Ne oldu? Sana nasıl hissettiğimi şimdi söylemem lazım. Biz hiçbir zaman mutlu olamayız. Birbirimize zarar veriyoruz. Ben artık üzülmek de istemiyorum. Bitsin. Artık ağlamayacaksın. İmzala. Madem bu kadar istiyorsun. Hadi imzala. Bitiyor mu gerçekten? Buraya kadar mıydı? Yapma dese bana, çekip alsa kağıdı. Mutluluğun için bunu yapmak zorundayım.
Bundan sonra beni sevmen için değil, mutluluğun için savaşacağım. Bu imzayla başlayacak. Sonra da mutlu olman için ne gerekiyorsa yapacağım. Yapacağım. Mutluluğun için atacağım bu imzayı. Her şey senin bundan sonraki hayatında mutlu olman için. Kalem yazmıyor. Mürekkebi bitmiş. Burada. Basacakmış. Bas bakalım basabiliyorsan. Yavaş ol da pişman olma sonra. Sen benim için endişelenme. Yok, endişelenmiyorum. Endişelenmiyorum çünkü buna izin vermeyeceğim. Bu hizmetçi kız benim gelinim olmayacak. Ağlama kızım. Ağlama güzel yüzüm. Gülüm. Sus Fırat. Şimdi konuşmayalım ne olur. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Sen ne yapıyorsan yap ama beni karıştırma pisliğine. Geldiğin yeri çok çabuk unutmuşsun. Dilin fazla uzamış senin. Bırak kolumu bırak. Sözümü dinleyeceksin. Bırak diyorum sana. Sen bir dur. Kızım. Ne yaptın sen? Anne bırak şimdi. Tamam hadi. Gitmemiz lazım. Al. Hadi, hadi diyorum. Ne yapıyorsun? Ben yaparım. Kendi yaramı kendim tamir edebilirim. Senin yardımına ihtiyacım yok. Bırak.
Dur, kıpırlama. Ben hallederim. Eğilme. Neden içim yanıyor böyle? Thank you.
Çok güzel gelişme bu. O zaman şimdilik görüşmemiz bitti. Ne olacak şimdi peki? Bekleyeceğiz, göreceğiz. Gelişmelerden haberdar ederim sizi. İkramlarınız için teşekkürler. İyi günler, İyi görüşmek günler. Üzere. Ali, gel bakayım buraya. Gel, gel. Oy, can kurtaran, can kurtaran. Ali, ipten aldın oğlum bizi. Çok sağ olun. Ali, oğlum senin kalbine her zaman itimadım vardı. Yine yanıltmadın beni, sağ olasın. Ali! Öp bakayım kayınvalidenin eline. Gel. Baran, beni çağırmışsın. Bir sorun mu var? Hoş geldin Kerem Beyoğlu. Hoş buldum. Boşanma dilekçesi. Nihayet eğrisi doğrusunu buldum. Gereken neyse yaparsın. Tamam Baran, bundan sonrası bende. Gidip bir an evvel işleme koyayım. Müsaadenizle. Hele bir dur oğlum. Konuşalım. Bizi götürecek adam arıyor anne. Alo. Geliyoruz. Gelmeyin. Neden? Anlamadım. Bakın bizim hemen gitmemiz gerekiyor. Polis ihbar almış. Baskın yedik. Bugün yattı sizinmiş. Peki ne zaman? Yani en çabuk ne zaman gidebiliriz? Belli değil. Siz benden haber bekleyin. Ortalık durulunca arayacağım. Kaçış planımız yattı anne. Şimdi ne olacak? Ne yapacağız kızım? Kurtulacağız anne. Hem de ne pahasına olursa olsun o Yıldıray'dan kurtulacağız. Merak etme sen, tamam mı? Seni tebrik etmek istedim. Neden? O kızdan kurtulmakla en doğru kararı verdin. Olması gereken buydu. Hayatımıza girmesi bir hataydı. Hepimize zarar verdi. Ama zararın neresinden dönülse kârdır. Senin için de kârdır. Ondan kurtulup kendi hayatına döneceksin. Esasen bir aile kurup mutlu olacaksın. Bitti mi babaanne? Müsaadenle işlerim var. Müsaade senin oğlum.
o Dilan'dan kurtulduk ya. Bu bahtiyarlığa erdik ya. İstediğin kadar müsaade benden sana. Hadi Kudret amca. Yemeniz gerekiyor biliyorsunuz. Biliyorum. İstemiyorsunuz boşanmamızı. Ama olması gereken bu. Mutlu olmaya, hayatını yaşamaya onun da hakkı var. Herkes için en doğrusu bu. Onun... Oğlunuzun çok iyi bir kalbi var. Merhamet dolu. Her türlü zorluğa rağmen beni hep korudu. Doğrularından asla taviz vermiyor. Gerekirse herkesi karşısına alıyor. Bunu yapmak hiç kolay bir iş değil. Sağlam bir karakteri, bir duruşu olmalı insanın. Ancak o zaman, ancak o zaman onun gibi dimdik ayakta kalabilir. İnsan ancak doğrularından eminse onun gibi güçlü olabilir. Gül yok mu? Gül'ün biraz işleri vardı. Ben ilgilendim Kudret amcayla. Ama yemeğini yemiyor. Babam kararlarında hep net ve inatçıydı. İstemediği, tasvip etmediği bir şey olduğunda sofraya oturur ama ağzına lokma koymazdı. Yüzü asılırdı ama kimseyle konuşmazdı. Hiç yabancı gelmedi. Demek ki babana benzemişsin. Keşke onun gibi olabilsem. Babam her zaman ne yaptığını bilen, doğru kararları alabilen bir adamdı. Bir adım attığında da adımından şüphe düşmezdi. Sen de daima doğru olanı yapıyorsun. Senin de adımların sapasağlam. Babama biraz olsun benzemek bile benim için büyük gurur. Pişmanlık, şüphe. Bunlar insanın taşıyamayacağı kadar ağır yükler. Değil mi baba? İçi pişmanlıkla dolu olana aldığı nefes yetmez. Dünya dar gelir ona. Derdi baba. Ne güzel anlatmış. Ben yediririm. Sen ilgileniyorsan ben müsaadenle. Tabii.
imzala. Kudret amca istemiyor ayrılmamızı. Her şey bittiğine göre bunu sana verip veda etme zamanı geldi. Ben bu anın geleceğini hiç düşünmemiştim. Babam, yapma böyle. İyi hadi yemeğini. Lütfen. Dilan. Biliyorum. Gidişi sana da zor geliyor. Ama buna alışman lazım. Alışmamız lazım. Boşanmak ikimiz için de en doğrusu baba. Dilan'ın burada kalıp daha fazla mutsuz olmasını istemiyorum. Bencillik olur bu. Bencillik senin kara listendeki bir sözcük. Mutlu olabilmek için mutlu etmek gerekir derdin hep. Sahip olmak için de vazgeçmek gerek. Hadi baba. Benim için. Buraya kadar mıydı Dilan? Şimdi hiçbir şey yaşanmamış gibi gidecek misin? Her şeyi ardında bırakarak. Yolun sonuna mı geldik gerçekten? Teşekkür ederim. Niçin? Sen buraya istemeden zorla geldin. Getirildin daha doğrusu.
Buna rağmen iyilikten hiç vazgeçmedi. Hiçbir şey kalbini karartmadı. Evdeki herkesin yaşamına dokundu. Güzelleştirdin. Herkeste kendinden bir iz bıraktın. Babamla candan ilgilendin. Cihan'a umut oldun. Oysa ne kadar tepkiliydi sen ilk geldiğinde. Ama iyiliğinle onun da kalbini kazandın. Ben teşekkür ederim. Bu yapabildiklerim senin sayende. Kudret amca ile ilgilenebildiysem, Cihan'a umut olabildiysem, sen yaşamlarına dokunmama müsaade ettiğin için, sen olmasan, sen de iyilikle yaklaşmasan, bunların hiçbiri olmazdı. Yapamazdım. Şimdi senden son bir isteğim var. Buradan gideceğim son güne kadar Kudret amcayla ben ilgilenmek istiyorum. Tabii. Eğer istediğin buysa elbette. Güzel anılar biriktirmen. Burayı biraz olsun gülümseyerek hatırlayabilmen için ne gerekiyorsa, ne istiyorsan onu yap. Teşekkür ederim anlayışın için. İyi geceler. İyi geceler. Ne yapacağız peki şimdi? Böyle sokakta mı kalacağız? Yok, yok anne, sokak olmaz. En iyisi ucuz uygun bir otele yerleşelim. Bir şey mi oldu? Yine kayboldun. Merak ediyorum. Telefonu açmazsan eve geleceğim. Ya da hayır Cihan, hayır. Ev olmaz. Yıldıray orada olabilir. Olmaz, gelme. Yarın sahilde buluşalım. Sana her şeyi anlatacağım. Günaydın. Günaydın. Erken kalkmışsın. Evet. Bugün hava çok güzel. Kahvaltıdan sonra babamı koruya götüreceğim. Yürüyüşe.
Dediğin gibi hava çok güzel. Bu fırsat kaçmasın. Dün gece konuştuğumuz gibi. Buradan iyi anılarla gitmeni isterim. İstersen sen de bizimle gelebilirsin. Babam da mutlu olur. Aslında çok iyi olur. Çok sevinirim. Teşekkür ederim. Salatalık, domates, peynir, zeytin. Ha, yumurta. Yumurtayı unutmuşum. Dur yumurtanı getireyim sana. Yumurtan da hazır. Allah Allah. Uyanamadım herhalde ben. Yağmur, ben sana ekmek getirmedim mi? Getirdim sanıyorum. Neyse, ekmeğini de getireyim, dur. Unutmuşum herhalde. Kafa kalmadı ki Yağmurcu. Hı. Ya hadi bakalım. Anne, biz sana bir şey sormak istiyoruz da. Yani eğer izniniz olursa biz nikah için gün almayı düşünüyoruz. Azade Hanım ne der bu işe? Kızıp köpürmesin. Sonra demediğini bırakmaz. Aman çocuklar. Siz babaannemi bana bırak. Ben konuşacağım. Konuşacaksınız ama dinletebilecek misiniz bakalım? Ah evladım, nasıl zor bir yola girdiğinizi biliyorsunuz değil mi? Öyle kolayına kimse evet demeyecek size. Ne olaylar çıkacak şimdi? Bir sürü kötü söz işiteceksiniz. Hele kızım, gözümden sakındığım gülüm. Duyacaklarına hazır mısın yavrum? Olacaklara hazır mısınız? İyice ölçüp tarttınız mı kendinizi? Kaldırabilecek misiniz bunları? Bu zorlukları yenecek gücünüz var mı? Benim senin kızın için savaşamayacağım kimse. Yenemeyeceğim de hiçbir güçlük yok Kadir abla. Sen için ferah tut. Gül için başıma gelecek her şeye hazırım da... Razıyım da. Peki madem öyle diyorsanız ben de sizin yanınızdayım. Arkanızdayım. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sağ ol Kadir abim. Anne. Güzel kızım benim. Canım annem benim. Sağ ol. Çok sağ ol. Çok mutlu olun inşallah. Baran. Nereye böyle oğlum? Yürüyüşe çıkacağız. Babamla biraz hava alsın. Hava soğuk.
kudret düşür. Daha erken babanı gezdirmek için. Doğru diyorsun. O zaman babamı götürmeyelim. Biz çıkalım. Babam, senle de başka zaman gideriz. Sen ilgilenirsin babaanne. Sorun olacaksa gitmeyelim. Babaannenin. Sorun olmayacak, endişe etme. Sinirlendi. Babaannem huysuzdur biraz. Ama iyidir aslında. En azından bizim hep iyiliğimizi düşünür. Eminim bunu. Ama bazen sevdiklerimizin iyiliğini isterken istemeden onlara zarar veriyoruz. Sevgiden gözümüz görmez oluyor. Kendi hareketlerimize körleşiyoruz. Haklısın. Ama huysuz olduğu konusunda hak veriyorum sana. Azade Hanım duymasın. Bak ya, ne dedim şimdi ben? Tabii duymasın. Yoksa bastonuyla kovalar beni. İkimizi. İkimizi birden koşturur burada. Eski topraktır o. Ondan kaçmaya bizim nefesimiz bile yetmez. Nerede kaldı bu kadın? Hah işte. Hayırdır? Ne oldu ki böyle apar topar buluşturmayı gerektirecek? Çok fena şeyler oldu. Çok. Baran beni mahkemeye vermiş. Artık zamanım kalmadı. Fırat'la bir an önce evlenmem lazım. Herhalde halledemeyeceğiniz bir şey değildir. Hasan Karabey oğluna söz geçirebiliyordur. Değil mi? İkimizin de başka şansı yok. Ne yapacaksanız yapın, Fırat'ı bu evliliğe ikna edin. Çıktık. Sağ ol. Hava o kadar güzel ki tüm dünyayı içine çekesi geliyor insanın. Evet öyle gerçekten. Ben de ferahladım. Tabiat nasıl eşsiz. Bakmasını bildikten sonra ne çok güzelliği var. Şu çiçek mutluluk vermiyor mu insana? Öyle. Ama dediğin gibi bakmasını bilmek lazım. Senin gözlerin hep güzellikleri görüyor. Gidecek misin yurt dışına? Daha önce hiç çıkmadım yurt dışına. Bu benim için zor bir karar olacak ama sanırım evet. Eminim çok başarılı olacaksın. Kolaylıkla da uyum sağlarsın.
Memleketin yeri başka tabii. Ama her yerinde bir güzelliği vardır. O güzelliklerin tadını çıkarırsın. Yaşadığın sıkıntıları unutman için de bir fırsat. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Gerçi sen çalışmaktan gezmeye fırsat ayırabilir misin bilmem. Derslerimi ihmal etmeyecek şekilde. Tam düşündüğüm gibi. Sen de şu karmaşadan kurtulunca önce biraz dinlenirsin. Sonra yavaş yavaş yaşamına dönersin. Babaannenle de aran düzelir. Aile senin için her şeyden önemli. Bunu biliyorum. Hak ettiğin huzuru sağlayacaksın sonunda. Senin için çok seviniyorum. Belki mutlu bir evlilik de yaparsın. Buna da hakkın var. Senden mükemmel bir baba olacağına eminim. Ailene söyledin mi gideceğini? Hayır. Neden? Bilmem, bir nedeni yok aslında. Söylerim bir ara. Ne kadar güzel. Nasıl yaşam dolu. Buraya can veriyor sanki. Ama vakti gelince solup gidecek. Hayır. Yeni baharlarda açmak için bekleyecek. Nikah tarihi de aldık ha. Aslanlar gibi hem de. Hala hayal gibi geliyor. Nasıl güzel bir hayal. Hayal değil gülüm. Gerçek bu. Gerçek aşk kızım bu. Sonunda bir adım attık ha Fırat. Bundan sonra hep beraber yürüyeceğiz. Her adımı da beraber atacağız. Her zorluğun üstesinden de geleceğiz. Sen merak etme. Bundan sonra senin yanında dağ gibi Fırat Karabey var. İşte buyurun. Poğaçalar da geldi. Sıcak sıcak çayın anladı güzeller. İyi neyse yakmamış bakayım. Puf puf. Çok güzel olmuş gerçekten. Güzel. Eline sağlık. Yağmur, kuzucuğum, ne yapıyorsun burada? Hiç bir şey. Dolaba bakabilir miyim? Hayır.
Yağmur, bunlar ne? Kurtlanır bunlar burada. Poğaça, ekmek, çikolata. Bunları niye dolaba koydun sen? Anneme götürecektim. Onun için ayırdım. Sen içeri gir. Ben bahçedeyim. İyi misin evlat? Konuşmak ister misin? Konuşacak ne kaldı ki? Doğrudur. Bazen sözcükler duygulara yetmez. Dil susar o zaman. Ama yüreğinin sesi kesilmez be evlat. O konuşur. Şimdi sen konuşacak ne var ki derken bile ben yüreğinin sesini duyuyorum. Dilan'ın buradaki son zamanlarının iyi geçmesini istiyorum Ahmet amca. İyi anılarla ayrılsın istiyorum bu konaktan. Sadece acı ve karanlık hatıraları götürmesin yanında. İyi anları da hatırlasın. En önemlisi mutlu olsun. Mutlu olsun istiyorum. Ama veda etmek zor geliyor değil mi? Yarım kalmak. Yüreğindekileri dile dökememek zor geliyor. Böyledir vedalar. Boynu bükük, yaralı koru insanı. Mutlu olma İhtimalin bile sevdiğinle gider. Bütün güzellikler gider. İnsan koca cihanda bir başına kalır sanki. Ona bir veda hediyesi hazırladım. Verdin mi? Olmadı. Elim gitmedi. Ama o gidecek. Çok yakında gidecek. Ve ben onunla vedalaşmaya mecburum. Kuyumcuyu soymam için beni tehdit etti. Kaçmaktan başka çaremiz yoktu. Ama o da yattı işte, gidemedik. Şimdilik bir otelde kalıyoruz annemle. Ah be Sena. Keşke bunca sıkıntıyı yaşamadan önce söyleseydin bana. Bir yolunu bulurduk. Cihan, tek bir yol var. Biz ilk fırsatta yurt dışına gideceğiz. Ama yasal yollardan değil. Ya bakma öyle, mecburuz buna. Sanırım bir daha görüşemeyeceğiz. Hoşça kal. Yaptığın her şey için çok teşekkür ederim. Olmaz Sena, bu çok tehlikeli. Hem sonrasında bütün hayatını kaçak olarak mı geçireceksin?
Olmaz böyle bir şey. İzin veremem bile bile. Ben yardım edeceğim sana. Merak etme. Hala vermemişsin. Veremedim Kader abla. Vedalaşmak zor geldi. Çok zor geldi. Ne zaman yapmayı denesem bir şey durdurdu beni. İçim el vermedi sanki. Çay yapmıştım. Taze. İstersen mutfağa gel. Beraber içeriz. Dertleşiriz. Tamam abla. Sağ ol. Hadi gel güzel kızım. Vedalaşma vakti geldi. Bilal. Kızım, dinlersin, dinlemezsin. Ama büyüğüne hürmet gösterirsin, biliyorum. O yüzden gördüklerimi söyleyeceğim ben. Fevri bir karar verdin. Belli ki bu karar seni de, Baran Bey'i de üzüyor. Hiçbir şey için geç değil hayatta. Öfkeyle söylenen sözler hükümsüz sayılır. Kalp söylemez onları. Ağızdan çıkıverirler yalnızca. Yol yakınken dön kızım. Hayatının dönüm noktası bu. Sonradan pişman olursun. Çok geç abla. Yol
Yakın değil artık. Hem onun mutlu olması için de başka çarem yok. O iyi biri. Mutlu olması için de en doğrusu bu. Peki yüreğin? Yüreğin de bunu istiyor mu? Yüreğin de vazgeçmek, unutmak istiyor mu? Hayatından çıkardıklarını, aklından sildiklerini yüreğinden de çıkartıp atabilecek misin? Duygularına kulaklarını tıkama Dilan. Buradan gitmekle kaçamazsın onlardan. Dünyanın öbür ucuna da gitsen kalbindeki seninle gelir. Seni izler bir gölge gibi. Yüreğinde taşırsın onu. Senin gönlünde Baran Bey var kızım. Sen onu seviyorsun kızım.